Ve yanında annesi yok bu defa. Yerlerde çöp var, fıstık. Ver bakayım. Bu ne? Bir çizim. Ne yapacağım? Uçak yapacağım. Katladın. Bu tarafı da katladım. Bunu atacağız. Ne haber çocuğum? Aa, fotoğraflarını çalmışlar. Kim çaldı onu bir döveyim. Bu ne? Bir sürü tuşlu bir şey. Hanginiz çaldı lan fotoğrafları? Rahat bırak beni. Komik görünüyorsun. Acaba nasıl görünüyorum, bunu ben de çok merak ediyorum. Ne var burada? Hiçbir şey yok mu? Fıstık koysak? Uçak? Hayır. Bu cebe bakalım. Neymiş bu? Küpe mi bu? Ne bu? Bu cepleri boşuna koymazlar bu arada ya. Özellikle şununla kesin bir işimiz var ama... Bu neymiş? Şununla açalım. Sosis. Peki. Burada yine saatimiz var. Sen mi çaldın? Okul dedikoduları. Sam Johnny'ye aşık. Sam burada. Az önce gördüğümüz çocuk. Johnny nerede? Johnny bu. Bak, küpeli olan. Tess sosisten nefret ediyor. Dur bakayım. Tess'e bir tane şundan verelim. Neredesin sen? Al bakalım. Nefret ettikleri şeyleri mi vereceğiz? Frankie Alex'ten bir şey çaldı. Frankie Alex'ten... Aha, fotoğrafları Frankie çaldı. Bobby uçaktan korkuyor. Bobby uçaktan korkuyor. Uçağı Bobby'ye vereceğiz. Jimmy'nin fıstığa alerjisi var. Jimmy, tamam, fıstık sana, uçak Bobby'ye. Laura hep tek başına. Bir şey diyeceğim. Bizim bebeğimizin adı Laura değil miydi? Alex olmuş. Laura bu. Nasıl yani? Neyse, dur bakalım. Bobby'ye uçak, Jimmy'ye fıstık. Jimmy, al bakalım. Gel çocuğum, sen de şu uçağı al. Hah. Çok güzel. Siz kimsiniz peki? Ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsun benden? Küpenin diğerini şu arkadaki kız çaldı, haberin olsun. Okuldan tiksiniyorum. Senin ceplerde ne var? Kıvırcık saçlı çocukla turuncu olan değil mi bu? Bu kimdi? Bu az önceki mi? Burada da bir kuş var. Karga. Oteldeki karga olabilir mi? Olabilir. Başka da bir şey bulamıyoruz şu anda. Peki, şu anda yapacak bir şey kalmadı. Bunu çözmemiz lazım. Ve bunu bize verilen işaretlerin yönüne göre yapacağım herhalde. Sallıyorum şu anda. Sadece soldaki ışık yanıyor. Şimdi ipuçlarına tekrar gidip bir baksak. Şöyle. Ve buradan bir sıralama alsak. Sam Johnny'ye aşık. Sam neredesin? Sam bu sağa doğru, tamam mı? Sağa. Tess sosisten nefret ediyor. Bununla bir alakası yok. Frankie Alex'ten bir şey çaldı. Frankie Alex. Bunlar çok uzak birbirine. Acaba tamamen bağımsız. Mesela aşağı. Sağa gittim. Ha evet, böyle bu. Hepsine tıklamam lazım. Herhangi bir ipucuyla alakası yok. Mesela buna tıklarsam olmayacak. Buradan başlayalım. Böyle gittik. İki sol, ama niye böyle mesela? Buna mı tıklatıyor? Evet. İki yukarı. Şimdi bu aşağı mı, sağa mı? Aşağı desem, aşağı desem olmuyor. Ya da tekrar aşağı gittim. İki tane yukarı, bir tane sol. Bu beni aşağı gönderiyor mecbur ve yine patladık. Çünkü buraya gidiyorum, buradan buraya gideceğim. Ve hepsi bozulacak mı? Evet. Bir kez daha deneyelim. Şundan başladım. Buraya. Yukarı. İki sağa. İki yukarı. Sonra sağa gittim. Aşağı gittim. Sağa gidemiyorum. Sola gideceğim. İki yukarı. Bir sağa. Bir aşağı. Sağa. İki yukarı. Şimdi. Aşağı gidersem olmaz. Sola gitmem lazım. Tamam, çözdüm. Sol. Aşağı. Buraya. Evet. Ama bunun çocuklarla hiçbir ilgisi yokmuş. Şu deftere geri dönelim. Ver bakayım. Bunların yeri değişmiyor mu ya? Bobby uçaktan korkuyor. Mesela başka birinin adını koyup onu korkutsak falan diyeceğim. Jim... Aa, bu fotoğraflar değişiyor. Ales sözel mantık sorusu. Biliyor musunuz sözel mantığı? Çok acayiptir. Matematiksel bir şeymiş gibi geliyor ama herhangi bir sayı yok içinde. Ve size belli koşullar veriyor. Sonrasında çok alakasız bir soru soruyor ve onu buluyorsunuz. Çünkü koşulları yerine getirdiğinizde, yani yaptığınızda işte neyse, sonuç çıkıyor. Şimdi Sam Johnny'ye aşık. Ve biz burada bir ipucu alıyoruz bununla ilgili. Neydi? Neyse, dur ya. Bu buna aşıktı değil mi? O zaman bu Sam olur. O zaman bizim kızımızın adı Alex falan değil. Laura'nın bu olduğunu biliyoruz. Sam Johnny'ye aşık. Johnny bu değil. Bu Johnny. Tess sosisten nefret ediyor. Biz Tess'i bu zannettik ama değilmiş.
Frankie Alex'ten bir şey çaldı. Bir şey diyeyim mi? Şu fıstığı ver. Ver bana. Bu da mı değil? Sen değilsin. Sen misin? Hayır. Gel buraya şimdi. Ver bunları. Al bakayım. Yok. Al bakayım. Heh, tamam. Fıstık bu. Uçak bu değil. Sen misin uçak? Bu da değil. Tamam, bu da bu. Sosis. Sosis. Hayır. Hemen şunları bir yerleştireyim. Jimmy'nin fıstığı alerjisi var. Jimmy. Gel bakalım. Şimdi şu sosisi de bir bulalım. Evet, buymuş. Şu Bobby olacak bu arada. Tess bu olacak. Ve tamamladık. Güzel. Şimdi. Gidip geri alalım fıstığı. Ver bakayım. Al şunu. Bana kağıt uçak verirsen. Ya kanka. 2 saat defterini düzenlettirdin. Şimdi de onu ver, bunu ver. He, al, he. Sosis. Al bakayım bunu da. Yedin, yedin bütün dünyayı. Hadi. Bir dakika. Erkeklerin sol cebi değil mi? Ama bu çocuk sağında taşıyor. Sağ cep sadece telefon, sol cep. Eline ne geçerse işte. Her şey sol, sağ taraf sadece telefon. İyi kullan. Ne bu? Solucan mı bu? Ne bu? Solucan. Balık mı tutacağız? Yo, bunu buna vereceğim. Hadi uç bakalım şimdi. Yumurtayı ver. Kırdık yumurtayı ve kafasına düştü. Böylelikle çantasını düşürdü. Çantasından ne çıktı? Şeker. Alamıyorum. Aa, ne alakası siz? Çocuksunuz ya, böyle şeyler. Bu neymiş? 214. Bu şifreyi bilmiyorum ki. Şeker, kalemtıraş, pro. Sıralama bu olacak. Tamam, şifre bu. Şeker. Başta. Bunların boyunu mu ölçeceğiz acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ve 2, 4, 5, 6, 7. 6, 3, 7 mi? 6, 3, 7. Hakikaten öyleymiş. Aç bakalım şimdi. İçinden fotoğraflar çıktı ve karga, bu da bizim kız. Gidip fotoğraflarını geri verelim. Al bakalım. Bunlar annemden kalan tek şey. Artık gidebilirsin. 14.45. Tamam. Saatimizi şöyle ileri doğru götürelim ve şöyle gitsene. Ve şimdi bir sonraki durağa doğru yola çıkacağız. Merhaba. Al bakalım bunu. Yine bileti şöyle kestirdik. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Bu sefer başka biri var burada. Bunlar neye göre acaba? Tamamen rastgele mi yoksa bir sebebi var mı? Emin değilim. Bir sonraki durak. Şişli Mecidiyeköy. Kuş Köprüsü istasyonu. Yine bizim kızımız var. Artık bizim kızımız mı kimdir bilmiyorum. Ama aynı kişi. Bakalım burada neler varmış. Öncelikle şu kutuyu bir açalım. Bir kalem ve silgi. Yo, sosis parçasıymış bu. Silgiye benziyor. Peki sen ne yapıyorsun? Çizim yapıyorsun. Güzel. O zaman bu kalemi sana verelim. Hayır. Ne çizdiğine bir bakalım. Annesini çiziyor ve bizim silüetimiz. Gagalı bir şey gibi değil mi? Biz Rusty Lake Hotel'de ne öğrendik? Kendimizin bir... Burası spoiler. Geçebilirsiniz. Kendimizin bir papağan olduğunu öğrendik. Ve bu da papağana benziyor gibi sanki. Neyse, şimdi şu kalemi al bakalım. Ve... Aa, ben mi çizeceğim? Evet, ben çizeceğim. Tamam, şöyle. Ama... Ha, tamam, kalıyormuş çizdiğim. Olta ipi mi? Ne alaka? Neyse, bunları sorgulamıyoruz. Ben sandım ki hepsini böyle kendim çizeceğim ama öyle bir şey değil. Bunlar ne? Tornavidayla sök. Hayır. Bunu kes. Hayır. Neyse, devam. Yiyecek, içecek.
Ve burada biri var. Sandviç 10, donut 50, kahve 10. Good morning. Günaydın size de. We have fresh sandwiches and the most delicious coffee. Tamam ama benim param yok. Make a choice. Bilmiyorum ki ne isteyeceğimi. Donut 50, ver. 50 please. 50 lütfen. Bunu versen? Yok. Burada ne varmış? Yine bir kilit. Peki şunu açsak? Bir çubuk aldım. Alamadım. Buradan balık tutacağım ben. Anladığım kadarıyla. Başka bir şey var mı? Buradaki ip. Bunu zaten kesemiyoruz. Gerçi o ip de değil, kablo. Yine saatimiz burada. Bir adam. Bize trompet çalacak herhalde. Hangi sırayla? Bunun da sırasını öğrenmemiz lazım. Şöyle birkaç tane deneyeyim. Yok. Tamam, bunu öğreneceğiz. Peki konuşuyor musun herhangi bir şey? Hayır, tamam. Buna bakalım. Rust Lake Tiyatrosu sunar. Bu sırayla mı acaba? Burada da bir açıklık var. Şunu bir açma ihtimalimiz var mı? Yok. Peki sosis koysam böyle fare mare bir şey gelir? Yok. Aynısını burada yapmaya çalışsak? Hayır. Bu da değil. Ama eksik ya notalar. Doğrudan bunlara bakarak yapayım o zaman. Tek çift 3, tek çift 3. Tamam, yaptık. Ve gitgide sesi tuhaflaşıyor. Ve içinden bir balık çıkıyor. Yine hiç normal olmayan şeyler. Aynı şey. Şu balığı bir alalım. Balığın içinden bir iğne çıktı ve bununla bağladım. Hayır mı? Peki balığı alamıyor muyum? Hayır. Bu bize ne kazandırdı ki o zaman? Şu çubuğu alsak bari. Yok. İple bağladım. İğneyi taktım. Ve şimdi ucuna yem. Ve sonra bunu. Ne yakaladık? Fare yakaladım. Çok güzel. Fareyi kaçırdık. Şimdi balığa mı gidecek fare? Bakalım. Faremiz burada. Tekrar koştu. Ve bir not bulduk. Bakalım notta ne yazıyor. Burası The White Door'da gördüğümüz fabrikanın aynısı herhalde. Çalışan aranıyor. Johnson Kuş Yemi fabrikamızdaki ekibimize katılın. Taahhütlerimiz. Samimi bir ekip. Heyecanlı çalışma ortamı. Her gün saat 5'te Kuş Köprüsü istasyonuna servis. Yani saatin 5 olduğunu anladık buradan. Başka ne anladık? Samimi ekip bu işime yaramaz. Heyecanlı çalışma işime yaramaz. Saat 5. Sadece bunu anlıyoruz. O zaman şimdi dönüp saati 5'e alalım. Şöyle 5. Bakalım şimdi kimler gelecek? B120. Bu işimize yarayabilir. Hoş geldiniz beyler. Hepinizle tek tek. Kırmızı şapkalı adam arıyorsunuz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Siz ne der? Aa bak, bu adam işte. The White Door'daki karakterimiz buydu. Şu kadını daha önce görmüştüm. Ona bir kahve alabilir misin? Alırım tabii. Sana sandviç, kadına kahve. Tamam. Geçen bölüm demiştim ya, The White Door'da bu adam bir kadınla buluşuyordu ve ayrılıyorlardı. Ayrıldığı kadın işte bizim başından beri gördüğümüz, bebekliğini gördüğümüz şu kadın. Şimdi bu kadına kahve alacağız ve adama da sandviç alacağız. Bir tane kahve istiyorum. Al bakalım. There you go. Evet, kahvemizi aldık. Şimdi bir tane de sandviç. There you go. Teşekkürler. Şurada tuhaf bir adam var. Bir konuşalım. Sigaram yok. Ama belli ki sana bulacağız bir tane. Hanımefendi buyurun, kahveniz. Thank you. Teşekkürler ama anlam veremedi. Elinde ne tutuyorsun? İç bakayım. Biraz daha. Evet, içinden sigara bulduk. Önce şu sandviçi de vereyim.
Al bakalım. Look at this thing. I'm not eating this. Şuna baksana. Niye yemiyorsun? Evet, adam eldiven kullanmıyordu, o yüzden mi? Nesi varmış bakalım üzeri. Şöyle aldık. Domates işte. Şurada domates yok. Bu mu problem? Domateslerimi alacağım. Hayır, içinde kımıl kımıl bir şeyler var. Nasıl hepsini alacağız? Peki şimdi yiyecek misin ben bunları temizledim diye gerçekten? Sanırım evet. Şunu da alayım. Var mı başka? Var. Gel bakalım sen de. Yedin mi gerçekten? Bu arkadaş zaten Dwight Door'da böyle tuhaf yiyecekler yiyordu. Orada getiriyorlardı ve hatırladığım kadarıyla çok da normal şeyler değildi hepsi. Ekmek kırıntıları. Does she remember me? Beni hatırlıyor mu? Bilmem, gidip kendin sorabilirsin bence. Bu adamlar başka bir şey diyor mu? Yok, kırmızı şapkalı adam diyorlar. Şu sigarayı da sana vereyim. Çakmağınız var mı? Yok. Abi kırmızı şapkalı kimse yok ki, var mı? Bir daha bakayım. Sarı şapkalı var. Bu bir şey diyor mu? Hayır. Ve aha, buradaymış. Görmedim ki. Kahverengi çantalı arkadaşımla konuşun. Kahverengi çantalı arkadaşınız. Buyurun. Cebime bakın. Baktım. Gözlük. Baret giyen adam gözlüğünü arıyor. Tamam. Ben iki saattir buna dikkat etmemiştim. Al bakalım. Uzun boylu gülümseyen adam. Uzun boylu gülümseyen adam. Uzun boylu gülümseyen. Uzun boylu işte burada. Cebime bak. Kime kravat lazım? Sana lazım. Does she remember me? Hayır. Başka, bunlar hepsi kravatlı. Bunlarda da var. Ve bunlarda yok. Şunda yok. Al bakalım. Şimdi yeşil kravatlı adamla konuşalım. İkiz kardeşimle konuşun. İkiz kardeş. Tamam. İkiz kardeş. Bunlar değil gibi. Bu mu? Yo, bununla konuş. Ha evet, buymuş. Cebime bakın. Ve çakmak. Biraz zor oldu ama bulduk. Ve herkes gitti. Şimdi size çakmağı verelim. Son bir soru. Sor bakalım. Saatim var. Niye aldın saatimi belki? Lan vermeyecektim. Sizi soyduğum için özür dilerim. Bir de özür mü diliyorsun gerçekten? Bunu nasıl açacağız? Bununla mı acaba? Evet. Ne? 587. Ve bunu neye göre bağlayacağım? 587. 5 şekline gelecek şekilde mi yapacağız? Mesela şöyle. Ne var o şekilde? Şu var. Bak bir dakika. Bu buraya, tamam mı? Ama zaten bu şekil var. Ha, buldum. Şöyle olacak. Dur. Ters tarafa doğru yok mu? Şu var bak, şu. Böyle, yok bu da değil. Ya da yarım kalan parçaları mı tamamlamam lazım? Bak bu 5'in şu üst kısmı, tamam mı? Alt kısım var mı? Sola doğru bakan var. Tamam. O zaman bu böyle. Sonra tamamını kaplayacak bir şeye ihtiyacımız var. O da bir tanesi bu. Diğeri yok mu? Şöyle yaparız. Burası tamamlanmış. Bunu bir yere bağla. Bu olacak. Tamam. Şimdi 7'yi yapalım. Üst kısım tamam. Burası var. Ve alt kısım düz çizgi. Evet doğru. 192. Peki bunu bağlayayım. Ve diğerini deneyelim. Evet yaptım. Şimdi 361 yapacağız. Evet burada problem var. Bunu da şöyle yapalım. Güzel. Bu ne işime yaradı? Onu bilmiyoruz. Herhalde bir yer açılmıştır. Burası falan, hayır. Bakalım açılan herhangi bir şey var mı? Şu olabilir. Please keep a close eye on your personal belongings. There are pickpockets active. Bir anons duyduk ama. Tek tek, çift çift, 3-3. Geldik buraya. Tek tek, çift çift, 3-3. Yine güzel bir melodiyle birlikteyiz. Bu abiye para veremiyor muyuz? Gerçi param yok zaten.
Finallere çalışman lazım ama birazcık. Sonunu doğru getiremiyor gibisin. Ve bir kuş çıktı bu defa. Kuş nereye gitti? Şöyle bakalım yukarılara doğru. Aa, buraya gelmiş. Yine The White Door'da kuş gördüğümüzü hatırlıyor gibiyim. Al bakalım. Mama. Ekmek kırıntılarını verdik. 3, 3, 1, 3, 1, 1. 3, 3, 1, 3, 1, 1. Bakalım bu defa ne çıkacak trompetin içinden. Gönder gelsin. Bir tren bileti. Teşekkürler. Sizinle konuşuyorsunuz bakalım. Güzel, en azından artık hatırladığını biliyoruz. Laura Vanderboom ve başka hiçbir şey yazmıyor derken sayfaları çevireceğim. Küçükken bizi çektiği fotoğraflar bunlar geçen bölüm. Şurada böyle bir işaret var, neden bilmiyorum. Başka ne var? Bunu hatırlayacaksınız yine önceki oyunlardan. Başka neler var? Baykuş Bey, gözleri biraz tuhaf, bir tane kuş. Çocuklar, bunlar yine az önce gördüğümüz çocuklar. Burası Rusty Lake Hotel'de gördüğümüz otel. Ağlayan bir göz ve bir ağaç. Saati geldi, akrep karanlık ruhu yakalamak üzereyken yelkovan ağacı gösteriyor. Akrep karanlık ruhu yakalamak üzereyken. Yani akrep, şimdi karanlık ruhu yakalamak üzereyken saat 3. Yelkovan neyi gösteriyormuş? Ağacı. Ağaç nerede? Burada. Bu da 9. Hadi bakalım. Güzel. Ve trenimiz geldi. Biletimiz de var. Diğer şeyler de yanımızda ama muhtemelen kullanmayacağız. Bizim saat gitti. Ben hala oradayım. Küçük bir kelebek. Merhaba. Ticket, please. Enjoy your ride. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve sıradaki durağa doğru ilerliyoruz. Kızın defterine çizdiği şeyler ilginçti. Orada muhtemelen başka mesajlar da vardı.